İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Medeniyetler Beşiği Batı Ermenistan'ın Arkadya Kert El ilçesi keşfedilmeyi bekliyor. Doğum günün kutlu olsun. 31 yaşındaki de facto bağımsız Doğu Ermenistan Cumhuriyeti. Maestro Raymond Berberyan'a uzun yıllar dileriz. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Artsakh'ın bağımsızlığına adanan bir etkinlik düzenlendi. Azerbaycan liderliğinden hesap sorulmalıdır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, demografi Artsakh'ı Ermeni tutmak için en önemli güvenlik yönüdür. Yunanistanlı vali açıklamada bulundu. Uluslararası toplum Azerbaycan'ın saldırganlığını kınamalıdır. Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını terk etmelidir. Haykyan kutsal takvimine göre 20 Eylül, Tire ayının Margar günü ve Mokların anma günüdür. Birçok medeniyet ve dine beşiklik etmiş Dikran Agert Amed'in El Arkadyakert ilçesi Asur ve Ermeni kralları mezarlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yerleşim yerinin adı Grek ve Roma kayıtlarında Angıl ve Inglene diye geçiyor. Milattan önce 3500-1260 yılları arasında Subbarular, Huriler, Mitaniler egemenliğinde kalan ilçede, milattan önce 1260-606 yılları arasında ise Asurlular ve Urartular egemenlik kurdu. Hristiyanlık inancı açısından da Angel kutsal bir bölge. İlk Hristiyan azizlerine ev sahipliği yapan ilçe aynı zamanda bir episkoposluk merkeziydi. Topraklarının %65'i dağlık olan Angel'in kutsal alanları palamut, menengiç, yabani ceviz, badem, incir ve sumak ağaçları ile kaplıdır. Doğal bitki örtüsü zenginliği ile ilçede ve köylerde hayvancılık yapılırken badem, ceviz ve üzüm bağları da önemli bir geçim kaynağıdır. Yeraltı kaynakları açısından da zengin olan Angel ilçesinde halen 6 köyde petrol kuyuları işlemektedir. Milattan önce 13. yüzyılda yapıldığı bilinen Angel Kalesi, içinde bulunan gizli geçitler ve yapı tarzından dolayı önem taşımaktadır. Asur hükümdarlarından kalma kitabeli siteleri üzerinde bulundurması da kaleyi önemli kılmaktadır. Kale civarında bulunan mağara mezarları ve kaya mezarları da tarihi eserler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kale, Dicle Nehri kıyısında dik, yüksek, kayalık bir dağ üzerinde inşa edilmiştir. Bugün Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bağımsızlık günü her yıl 21 Eylül'de kutlanır. 23 Ağustos 1990'da Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Doğu Ermenistan'ın bağımsızlık bildirgesini kabul etti. Bildirgede Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin dağılmakta olduğu ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti adında yeni bir devletin kurulduğu belirtildi. 21 Eylül 1991'de yapılan bağımsızlık referandumunda Ermeni halkı Sovyetler Birliği'nden ayrılma lehinde oy kullandı. Doğu Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda aynı yılın 26 Aralık tarihinde tam bağımsızlığını kazandı. Her yıl başkent Yerevan'da ve Doğu Ermenistan'ın tüm şehirlerinde 21 Eylül'de bayram etkinlikleri düzenlenir ve her 5 yılda bir Yerevan Cumhuriyet Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenir. Ancak bu yıl Azerbaycan'ın başlattığı saldırının yarattığı gergin durum nedeniyle tüm bayram etkinlikleri iptal edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 19 Ocak 1920'de tanındığını hatırlatalım. Arjantin'de yaşayan Batı Ermenistan'ın kardeşleri çok sevdiğim Ermeni şair ve yazar Raymond Berberyan'a saygılarının bir göstergesi olarak Buenos Aires'teki Viejo Agump Old Club'da 15 Eylül'de bir onur gecesi düzenledi. Bu vesileyle katılımcılardan biri Berberyan'ın şiirlerini okudu, ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Parlamentosu'nun Arjantin temsilcisi ve Batı Ermenistan'ın Arjantin Başkonsolosu kendisine Ermenistan Fahri Üyesi sertifikasını ve vatandaşlık kimliğini verdi. Raymond Berberyan yıllar önce beni Hermanito, küçük kardeş olarak kabul etti. Sanırım bunun nedeni onun yayınlarının sadık bir destekçisi ve hayranı olmamın yanı sıra
Shakespeare dilinde yayınlarının birçoğunun sadık bir çevirmeni ve yayıncısı olmamdır. Ben de varlığım ve bağlılığımla ona saygı gösterdim. Size uzun ömürler Maestro Raymond Berberyan, Guillermo Caramanyan, Batı Ermenistan'ın Arjantin Başkonsolosu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Arsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ermeni İşleri Komitesi üyelerinin katılımıyla Arsah'ın bağımsızlığına adanan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında Arsah Dışişleri Bakanı David Babayan bir konuşmada bulundu. Arsah'ın asla Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağını vurguladı ve Arsah halkının karşı karşıya olduğu varoluşsal ve soykırım tehditlerini kaydetti. Babayan, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünyadaki Ermeni cemaatlerine ve Arsah'ı destekleyen herkese teşekkür etti. Kongre üyesi Adam Schiff konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan'a her türlü desteği durdurması, yaptırımlar uygulaması ve Azerbaycan liderliğini savaş suçlarından sorumlu tutması gerektiğini vurguladı. Schiff'e göre Azerbaycan'ın saldırganlığının kesin olarak kınanmaması, o ülkenin Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı yeni bir saldırı başlatmasına izin verdi. Etkinliğe Ermenistan Cumhuriyeti'nden yeni dönen kongre üyesi Frank Ballon da katıldı. Konuşmasında görevlerinin önemli bir bölümünün Ermenistan Cumhuriyeti'nde demokrasinin gelişmesinin sürekliliğini garanti altına almak olduğunu vurgulayarak Arsah'ın da bunun bir parçası olduğunu vurguladı. Barınma, altyapı ve benzeri diğer sosyal ekonomik programların insanların geçimi ve istikrarlı demografik durumu için yeterli koşulların sağlanması açısından önemli olduğunu ve demografinin Arsah'ı Ermeni olarak korumak için en önemli ve uzun vadeli güvenlik yönü olduğunu anlamak gerekir. Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Gartunyan bir video mesajında yetkililerin güvenlik sorunları yerine sosyoekonomik sorunları çözmekle daha fazla meşgul olduğu yönündeki eleştirilere atıfta bulunarak bu açıklamayı yaptı. Devlet Başkanı Gartunyan, uygulanan ve planlanan birçok sosyal ekonomik destek programı var ve bunların asıl amacı Arsah'ta yaşam için belirli istikrarlı ve elverişli koşulları sağlamaktır. Bu koşullar olmadan tatmin edici bir demografik durumu hayal etmek mümkün değil ve yeterli bir nüfus olmadan Arsah'ın tercih edilen geleceğine ulaşmak mümkün değildir, dedi. Yunanistan'ın Attika valisi Yorgos Patulis, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığını şiddetle kınayan bir bildiri yayınladı. Açıklamanın Ermenice tercümesi Yunanistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasında yayınlandı ve özellikle şöyle dendi. Uluslararası hukuk kurallarına saygı, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin tek yoludur. Ben şahsen Attika valisi olarak nereden geldiğine bakılmaksızın her türlü şiddeti kınıyorum. Azerbaycan'ın aralarındaki savaşın sona ermesinden ve ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sadece bir yıl sonra Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı saldırısı, yüzlerce insanın haksız yere hayatını kaybetmesine ek olarak bölgemizin tüm devletlerin güvenliği için ek bir tehdittir. Başta Batı dünyası ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm uluslararası toplum aynı zamanda önceki çatışmanın ateşkes anlaşmasını garantör olarak imzalayan devletler Azerbaycan'ın saldırganlığını kınamalı, fiilen Ermenistan Cumhuriyeti'nin yanında olmalı ve uluslararası hukuk kurallarına uymaya zorlamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un New York'ta yaptığı üçlü görüşme sona erdi. Toplantının başlangıcında gazetecilerin huzurunda sadece Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bir konuşma yaptı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı. Mirzoyan, güç kullanımının ve tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ona göre durumun daha fazla tırmanmasını önlemek için uluslararası mekanizmaların uygulanması gerekiyor.
Bakan, savaş esirlerini mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri gönderme ihtiyacı da dahil olmak üzere insani konuların altını çizdi. Bugünün sözlüğünde Mok kelimesi bilim insanı anlamına gelir ve Mokların anma ve onurlandırma günü bilim insanlarının onurlandırma günü olduğu anlamına gelir. Aslında Mok bilgin anlamına gelir ama ne yazık ki Hristiyan istilasından sonra kilise Mok'un gerçekliğini ve anlamını çarpıttı ve ardından çoğunu kolayca katletti. Bundan dolayı millete zarar geldi çünkü çoğu Moklar tıp, matematik, kimya ve fizikle uğraştı. Soykırım sırasında Ermeni aydınların katledilmesinde olduğu gibi düşman hep böyle davranır. Bu nedenle önce bize zengin bir miras bırakan bilge Mokların anısını hatırlayalım ve onurlandıralım ve aynı zamanda günümüz bilim insanlarını onurlandıralım ve yaptıkları büyük işleri önemseyelim. Haygazunların inanç ve öğretileri masal ve mitlere değil soyut bilime dayanmaktadır. Ne yazık ki bugün bile milliyetçilik adı altında yine soyut masallarla milleti aldatan ve kendilerini tanımadıkları için milleti en azından bilimsel temeli olmayan bir yola sürükleyenler var. Yüzyıllar boyunca atalarının tavsiyelerine bağlı kalarak Haygazun Arevortiler tüm Mok okullarını bugün Aramagi Mok okulu olarak bilinen okula birleştirdiler. Mokların anma günü özellikle bugün atalarının bilimi yaşatan yüzlerce Aramagi Mogats okulu öğrencisinin günü kutlu olsun. Not: Aramagi Mok okulunun 6. grubu 23 Eylül'de derslerine başlayacak. Başvurularını mektupla göndermek isteyenler daha sonra kabul prosedüründen geçecekler. Haygazun Arevortiler topluluğunun Kırmats Das. Kurum Harut Arakelyan. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ruben Hachvertyan tarafından seslendirilen Der Kınçuhin adlı eseri sunuyoruz. Der Kınçuhin Bachtas Kartazi Hayatski Mec Mofratas Nakisat Zaynin Çeşencat Oryes Cam Korte Muşatas Որին գնաց կնարդեմ մեկները, ես ուշացել եմ նրանից, որ իմ սիրտը գովացել է արդեն, հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել է, սիրելիներս էլ չեկան նույնիսկ, մոտիկ բարեկամներս, հոգեացի սազիր թեգան և ե։ Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.